Yaratan Rabbimize hamd ederiz. Yaşatan, var eden Rabbimize hamd olsun. Bizleri böyle güzel günlere kavuşturan Rabbimize hamd olsun. Bizleri 3 aylara kavuşturan, 3 ayların içindeki mübarek gecelere kavuşturan, hemen daha yakın zamanda Berat gecesini idrak ettiğimiz günleri bizlere kavuşturan Rabbimize hamd olsun. Ve inşallah ümidimiz, umudumuz odur ki 11 ayın sultanına da sağlıkla, sıhhatle, ümmetçe, milletçe Ramazan'a da kavuşuruz. Ramazan'daki ibadetlerimizi, Rabbimize kulluklarımızı sunarız. Ve inşallah af olunmuş olaraktan, yaptıklarının mükafatı verilmiş olaraktan da bayrama, ahirette, cennete Rabbim hepimizi kavuşturur. Evet. Salat ve selamı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a göndeririz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina ve nebiyyina Muhammed deriz. Ekranı başından bizleri izleyen tüm Kanal Urfa izleyicilerimizin, tüm kardeşlerimizin, hadis dostlarımıza da Rabbimizin selamını, rahmetini göndeririz. Mağfireti, inayeti, hidayeti hepsinin, hepimizin üzerine olsun. Efendim 4. yılımızda hadislerle İslam, Efendimiz'den mesajlar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu nasihat kitabı diyebilir miyiz hocam? Evet hocam. Böyle Riyaz-ı Salihin gibi. Riyaz-ı Salihin türünde bir eser. Türünde bir eser. Evet. Konuları belirlenmiş, evet. Çerçevesi çizilmiş. Etrafını, cami, eğyarını mani bir şekilde konu aynen, konu. Aynen öyle. 4. cilddeyiz. Yani vaaz kitabı ile beraber aynı zamanda hüküm ifade eden hadisleri de içermiş. İçermiş. Yani ikisini mezc etmiş maşallah. Sahih hadislerden intikab etmiş, seçmiş. Çok değerli bir eser. Eyvallah. Yani her evde olması gereken bir eserdir. İşte bu. Hadislerle İslam, Efendimiz'den mesajlar. Hocalarımızda da duyuyoruz hocam. Cemaatimize de okuyoruz, faydalanıyoruz. Genelde zaten kendimizde cami sohbetleri hadislerle İslam kitabından oluyor genelde camide hocam. Ve çok da faydalandıklarını da dile getiriyorlar. Herkese ekranı başından bizleri izleyen kardeşlerimizden gelen mesajlardan da anlıyoruz ki onlar da ilgiyle izliyorlarmış. Bizzat takip edenler de varmış hocam. Çarşambaları kaçırmayıp maşallah, kaçırdıysak Perşembe 4'te artık saatlerini de öğrenmişler. Evet. İllaki birinde genel izleyen kardeşlerimizin mesajlarından da bunu anlıyoruz. Efendim artık Ramazan öncesindeyiz, Şaban ayı içerisindeyiz. Bu haftada biz hocam aile huzuru şiddet değil şefkat. Evet. 4. cilt 151 buradaki hadisleri okuyacağız. Müsaade ederseniz buyurun ben hocam. Bir iki tane okuyayım. Buyurun hocam. An Ebi Hureyre, kendisinden en çok hadis rivayet edilen kişi olan, sahabe olan, büyük sahabi, Efendimizin sevgisine mazhar olan bu sahabeden gelen bir hadis, bir rivayet. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmelül mu'minine imanen ehsenuhum huluka ve hıyarukum linisaihim. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır. Evet. Hocam şu hadisi de okuyayım. Mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin. Evet. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir. Evet. Yani hanımında sevmediği bir ahlak var ise de ama sevdiği ahlaklar varsa onu ön plana çıkartsın gibi mi? Evet. Diye bunu da hocamdan biraz isteriz. Bir de genel bir hadis hocam, Enes bin Malik hadisini okuyayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi şöyle yapsaydın ya da demedi. Evet. Hocam benim hadisler bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin. Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahabetihi ecma'in. Amin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
ve ba'du. Evet. Genelde İslam'ın olmazsa olmazlarından, temel dinamiklerinden, temel esaslarından kişinin ailesine karşı nasıl davranmalı? Aslında bu konuyla ilgili hadislere baktığımızda hocam, evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderiliş gayesinin güzel ahlakı tamamlamak için اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, ben güzel ahlakı tamamlamak için insanlara birbirlerine karşı nasıl davranmalarını, nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek için Allah-u Teala beni insanlara peygamber olarak gönderdi. Cahiliye dönemindeki yani cahiliye ahlak... döneminde, cahiliye döneminde insanlar, hele hele özellikle bugünkü konumuzla alakalı, kadınları, eşlerini bir meta gibi görürler. Bütün otorite, bütün sulta, yönetim, hepsi ev sahibi, yani kocanın elindedir. Kadına da hiçbir değer verilmiyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İşte aile ortamındaki şiddet ve şefkat da o ahlakın bir parçasını arıyor. Evet. Ve hadisinde, ilk okuduğunuz hadiste Hazreti Ebu Hureyre diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle ifade buyurduğunu işittim. İman bakımından, evet, imanı kavi olan, onu cennete götürecek iman kimdir? Ahlakı güzel olandır. Mümin, yani alim olabilir. Mümin, önce imanı var. Cömert olabilir. Bu imanlı olanların içinden. İman içerisinde, iman bakımından birisi namazı tebarruz eder, namaz çok kılar, birisi çok cömert olur, birisinin şecaatı olur, birisinin hayırı çok olur, olur, yardımsever olur. Ama birisi ahlakı çok güzel olur, adab-ı muaşereti çok iyi olur, ailesiyle, beşeri ilişkiler, insanlarla, eşiyle, çocuğuyla, akrabasıyla, evet, insanlarla geçinmeyi çok iyi bir noktada duruyor. İşte bunlar içerisinde en mükemmel, imanı mükemmel olan beşeri ilişkileri iyi olanlardır diyor. Evet. Ekmelul mu'minine imanen ehsenuhum huluka. Allah-u Teala Halilurrahman'a, Hazreti İbrahim'e diyor, hassin hulukaka velev ma'al kuffar. Ey Halilim, kafirlerle beraber olsam bile ahlakını güzel tutmaya çalış diyor. Ve güzel tutmaya, güzel ahlaka vurgu yapılıyor orada. Ayet-i Celile'de وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, muhakkak Habibim sen büyük bir ahlak üzerindesin. Senin ahlakın Kur'an ahlakıdır. Cenab-ı Allah'ın istediği doğrultuda öyle bir mizaca, öyle bir tabiata sahipsin. Cenab-ı Allah öyle seni halketmiş. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِ, sizin de en seçkinleriniz, en değerlileriniz, en hayırlınız ailesine karşı iyi davranan, ailesinin hak hukukunu çiğnemeyen, haksızlık yapmayan kimseler sizin de en hayırlılarınızdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii kitabımızın başında bir kıssayı ele alıyor. Onu alalım bu, hocam. Bu güzel ahlakla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden
Sabit bin Kays. Hatta şair. Efendimizin hatibidir deniliyor. Kitabımızda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatibidir. Yani sözcüsüdür diyebiliriz. Sözcü, evet. Evet, hatip yani sözcü. Asabi biriydi, mizac olarak asabi biriydi. Bir gün eşiyle tartışırken eşini darp etmiş. Yani bu cahiliye döneminde bu yaygındır. Normal karşılanır. Normal karşılanır. Yani bir normal bir kadına köle gözüyle bakarlar. Hizmetçi, Rabbetul Beyt. Evin yani düzenini sağlayan hizmetçi olarak mülahaza ediliyor. O şekilde. İşte Sabit bin Kays eşiyle girdiği tartışmada eşini darp edip elini kırmış. Eşi de Cemile'dir. İsmi Cemile veya Habibe olarak öyle isimlendirilmiş. Kitabımızda ismi de geçiyor. Abdullah bin Übey'in kız kardeşidir. Geliyor Cemile ismindeki bu sahabe eşi kardeşinin yanına geliyor ve durumu arz ediyor kardeşine. İşte eşim bana şiddet uyguluyor. Tabi merci, hakim, davaları çözen kimdir? O zaman da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yanına olayı intikal ettiriyor. Meseleyi anlatıyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme. Daha sonra Sabit bin Kays'ı çağırıyor Peygamber Efendimiz. Diyor eğer bu evlilik hayatınız, müesseseniz eğer sürmeyecekse, bu kadına eğer şiddet uygulayacaksan bir mal karşılığında onu boşa. Eğer diyorsan ben bu kadar mal vermişim, bu kadar masraf vermişim, evlilik merasiminde o kadar altın yapmışım, ben altınlarım gidecek ve ona boşamayıp da altınlarını almama endişesiyle boşamayıp, normal kadının hakkıdır altınlar. Eğer boş evliliğinizi sürdüremeyecekseniz o zaman hulu' yap. Hulu' yani beni mehrinden sana vermiş olduğum o mehirden çeyizden beni muaf tut, ben seni boşayayım. Hı. Ve Peygamber Efendimiz o şekilde aileyi zaten tefrik ediyor. Ayırıyor yani. Çünkü geçinemiyorlar. Daha önce de şikayetler vardı. Evet. Yani bu bir defa bir olay değil gibi anlıyoruz hocam. Tabii tabii. Geçinemiyorlardı. Geçinemiyorlar. Yani Efendimiz de bunu biliyor. Başka bir çaresi kalmadı. Evet. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir çözüm yolu şey yapmış. Yani ne der? Yani senin bu kadına hakaret etmen, bu kadına şiddet uygulaman, yani bu haksızdır. Kadının hakkını gasptır. Haksızlık yapıyorsunuz. Eğer geçinemiyorsanız birbirinizden ayrılın. Ve Peygamber Efendimiz onları birbirinden ayırıyor. Onun için aile hayatı kurulduğu zaman, tabii bununla beraber kadının erkek üzerinde hakkı olduğu gibi erkeğin de kadın üzerine hakkı var. Tek taraflı yani, değil. Peygamber Efendimiz kadınlarla ilgili çok güzel bir hadisi var, tespiti var. Kadın eğer 5 vakit namazını kılarsa, evet. İdâ sallat khamsehe, 5 vakit namazını kılsa, mümine bir bayan. Ramazan orucunu. İdâ sâmet şehraha, Ramazan ayının orucunu da tutarsa, ve ta'at zevcehe, kocasının kendisine karşı haklarına riayet ederse, kocası da kendisinden razı olsa, kocası da kısa ifadeyle kocası da kendisinden razıysa, kendi iffetini de muhafaza ederse, dehalet cennete rabbiha, Rabbinin cennetine mirasçı olur, Rabbinin cennetine girer. Bu 3 tane şey yetiyor mu? Evet, bu 5 tanesini yerine getirse kadın, 5 vakit namazını kılsa, orucunu tutsa, iffetini muhafaza etse, kocasını razı ederse, kocasının hakkında, haklarında kusurlu davranmazsa ve
mali şeyi olursa artık, o beşincisi hacla ilgili tam hatırlayamıyorum, ve beşini yerine getirirse diyor dehalet cennete rabbiha, Rabbinin cennetine girecektir diyor. İnşallah. Onun için yani aile kurulduğu zaman İslam dini her ikisine birbirlerine sorumluluklar yüklemiş. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz sorumlusunuz. Herkes kendisine yüklenen işten mes'uldur. Kadın evinden mes'uldur. Erkek de bu kadına ibate iaşesini giydiği zaman giydirecek, yediği zaman yedirecek, gezdiği zaman gezdirecek eşini. Bunlar, bu haklarda eğer bir kusur davranılmasa mutlu bir yuva İslam'ın istediği doğrultuda hareket etmiş olurlar ve Rabbul Alemin'in rızasına da mazhar olurlar. Onun için her ikisinin birbirlerine karşı hakları vardır. Ve en mükemmel imana da sahip olurlar. Yani bir o hadise göre en mükemmel imana birbirlerine itaat ederlerse sahip olurlar. Veda hutbesinde hocam. Evet. Müminlere bıraktığı vasiyet ve son nasihatlerinden birisi Efendimizin, kadınlar hakkında Allah'tan sakınmaları gerektiği olmuştur. Evet, yani veda hutbesinde söylüyor Peygamber Efendimiz. Evrensel beyanname hocam. Evet, yani 1789 Fransız ihtilali, Fransız evrensel beyannamesinin 1700-1300 sene öncesinde kadınların özellikle cahiliye döneminden hemen sonraki bakış açısının değişmesiyle beraber İslam evrensel beyannamesi diye tabir edilen veda hutbesine girmiş ifade. Çünkü kocaları onları Allah'ın bir emaneti olarak almışlar ve Allah'ın adıyla nikah kıyarak onları kendilerine helal kılmışlardır. Evet, yani bu emanet. Yani bu beyannamede yani kadın kocasının yanında bir Allah'ın bir emanetidir. Hep o gözle mi? O gözle. Böyle, hayat boyu, ömür boyu. Hayat boyu hocam. Bunu ben Allah'ın yani, emaneti olarak evet, aldım. Evet. Emanete sahip çıkmam. Aynen, kendisine tevdi edilen hocam, yani diğer uzuvları nasıl emanetse kişide, kendisine bahşedilen, neslin devam etmesine vesile olan, yarın kıyamet gününde cennetler ayaklarının altında olan, yani anne olacak, yani İslam dini tasvip ettiği, benimsediği, evlilikten benimsediği neslin devamına en büyük katkısı olan bir anne oluyor. Onun için bunlar kocalarının yanında birer emanettirler. Hiçbir zaman koca kendi tahakkumunu, sultasını gelip kadının üzerine, kadının hakkını gasp edecek şekilde kullanırsa kesinlikle İslam dini bunu tasvip etmez. Haramdır, caiz değildir. El cennetu tahta akdamil ummahat. Hocam ben onu bazen tam şey yapamıyorum. Ne demek cennet? Cennet annelerin ayakları altında. Evet. Yani cennette bir yorum var mı bununla ilgili? Mümin eğer cenneti kazanmak istiyorsa, kazanmak istiyorsa annesinin rızasını alacaktır. Annesinin hak hukukuna riayet edecektir. Buradaki yorum ne hocam? O yorumu ben yorum nasıl yapılıyor? Yani burada hocam, cennet annelerin ayakları altında. Altından geçer. Geçer. Heh. Yani nasıl buradaki yorumladır? Kinayi hocam. Kinayi, yani onların rızalarını alacaksın. Eyvallah. Onları razı edeceksin. Hizmet edeceksin. Seni büyüttüler. Eşin de bir anne adayı. Eşin de bir çocuklarının anne adayı. Cenneti ona bağlı gibi. Çocuklarının cenneti ona bağlı. Bir de İslam ümmetinin neslinin devamı ona bağlı. Eyvallah. Yani evlilikten de zaten gaye neslin devam etmesidir. Hayırlı bir nesil oluşturma çabası. Hayırlı bir neslin devam etmesidir. Hepsi ona bağlıdır. Onun için onlarla iyi geçinmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor İstavsu bin nisai hayra. Birbirleriniz arasında kadınlarla ilgili her zaman hayırı vasiyet edin, tavsiye edin. Arkadaşlarınızı gördüğünüz zaman, evli
yuva kurmuşsa, her zaman ailesiyle iyi geçinmeyi ona tavsiye edin. Diyor, çünkü kadın kaburga kemiğinin en üst kısmından yaratılmıştır. Hazreti Havva validemiz, yani erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmış aslı itibariyle. Diyor, o kaburga kemiği eğridir, eğridir. Sen onu düzeltmeye kalkışırsan yürümez, kırılır. Onun için ne yapacaksın? Orta yolu şey tercih edeceksin. Haklarını gasp etmeyecek şekilde, hakkını da yedirtmeyecek şekilde öyle geçineceksin. Şu hadis sanki biraz buraya bir iktibas var gibi hocam. Evet. Onlarla, kadınlarla iyi geçinin. Evet. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, Allah onda pek çok hayır yaratmış olur. Yani hoşlanmadığın bazı hareketleri, davranışları, tavırları olabilir hoşlanmadığın. Evet. Fakat hoşlandığı tavır, hareket, ahlakı varsa onu ön plana çıkartın. Tabii. Gibi sanki. Bu hadisi tefsir hani eden, düzeltme falan. Bu hadisi tefsir etme babından hocam bir ayet vardır bu şeyde. Bunu metin olarak aklıma gelmiyor. Bu ayeti tefsir ederken diyor, sizin hoşlanmadığınız bir takım huyları olabilir eşlerinizin. Ama Allah diğer huylarında birçok hayır vardır. Mesela ahlaken böyle bir sıkıntınız var. Uyuşmazlığınız var. Evet. Ama size diğer taraftan size evlat veriyor. İslam'ın neslinin devam etmesi için sizlere çoluk çocuk veriyor. Hafızlar olacak. Alimler olacak. İslam ümmetine hizmet edecek. Yani bunlardan hoşlanırsınız. Hı. Ama diğer bir taraf sıkıntısı olur, asabiliği olur. Hoşlanmazsınız. Siz o yönüne bakın diyor. Evet. Yani bunu bir ayette, aynen bu hadisi İsa suresinde geçen bir ayet Allah hocam. Alem. Evet. Aile içi huzursuzlukların ilk tezahürü eşlerin birbirlerine karşı kırıcı davranmaları ve hakarete varan sözler sarf etmeleridir. Evet. Tekrar eden bu davranış zamanla kalıcı olur. Evet. Sanki aile ilişkisinin doğal bir parçası halinde algılanabilmektedir. Evet. Çocuklar da hocam sonra bundan etkileniyor. Aynen. Anne babasının bu didişmesinde... O şiddet olduğu zaman hocam çocuklar da etkileniyor. Şimdi geçen hocam bir esnafın yanında oturuyoruz. Evet. Bir tane kardeş geldi, alışveriş yapacak. O esnafla tanışırız, bazen yanında otururum, sohbet edelim filan. Bir şeyler aldı etti. Baktım biraz şey davranıyor, hareketi farklı, konuşması farklı, biraz bedduamsız sözler ifade ediyor hocam. Şimdi öyle olunca, hani biraz sosyoloji falan da okuduk ya, evet, hemen sen şeyi anlayabiliyorsun. Normal hayatta böyle olduğu için oraya da aksıyor o. Evet. Oraya yansıyor o. Yoksa durduk yerde bir insan ağzından beddua çıkmaz. Yani bir anne çocuğuna beddua etmeye alışmışsa, olur olmaz yerde bu hemen karşılaşabiliyorsun. Evet. Şimdi en son... O esnaf da bundan şikayetçi ama sırf kendisine alışveriş yapıyor diye sesini edemiyor. Hı. En son şunu söyledi. Ya sen dedi, bana niye böyle davranıyorsun dedi. Benim de bugün doğum günüm mü bilmem ne falan bir şey dedi esnaf. Adam en son ne söyledi hocam? Hı. Dedi, orası senin doğduğun güne lanet olsun. Allah. Dedim Şükrü, bu şey değil bak kardeş. Bu normal bir ifade değil ya da sana has bir ifade değil. Ya bunu hanımına kullanıyor, ya çocuğuna kullanıyor, ya akrabasına, ya tanıdığına. Yani bu durduk yerde, benim ağzımda böyle bir şey çıkmaz hocam. Evet. Senin çıkar mı? Yok hocam. Durduk yerde insana doğduğun güne lanet olsun diye bir ifade çıkar mı ya? O zaman tabii esnaf iyice kızdı. Hani şeyi de alışveriş yapsın yapmasını bir tarafa bırakıp o da gereken bir şeyler söyledi. Baba anneyle iyi geçinmezse, baba anne ile çocuk da bundan alıyor ve evet, babası onun için rol model olabiliyor. Kız için annesi rol model olabiliyor. İkisinin muhabbeti, diyalogu, diyalogsuzluğu, kavgası, gürültüsü çocuklarına da sirayet eder. Onlar da evlenecek olsalar hocam, babalarından, annelerinden gördüğü şey bazen onlarda baskın çıkabiliyor. Evet. Fark etseler, etmeseler, hani babadan güzel bir ahlak edinen muhtemelen o ahlakı devam ettirir. Ya da annesinden. Evet. Hocam ara işaret ettiler yönetmenimiz. Bir ara verelim, buradan devam edelim. Tamam, inşallah. Efendim kısa bir ara. Hemen akabinden aile konusunu, son artık aile konusunun sonlarına geldik. Şiddet değil, şefkat konusundan devam edeceğiz. Kısa bir ara.
Efendim aradan sonra tekrar hadislerle İslam, Efendimiz'den mesajlar, aile, şefkat konusu, ailede rahmet, ailede merhamet. Ben hemen hocama bir şuradan giriş yapayım, hocam nasıl devam ederse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanımının ağzının bozukluğundan şikayet eden Lakit bin Sabra. Hocam az önce Sabit bin Kays örneği, evet, radıyallahu anh örneği, radıyallahu sert mizaçlı, eşine dövüyor idi. Bu sefer de eşinden şikayetçi olan bir sahabe Efendimiz'e geliyor. Evet. Eşinin, hanımının ağzının bozuk olması şikayeti üzerine geliyor. Eşini boşamasını önermiştir. Lakit'in, onun da aramızda uzun zamana dayanan bir beraberlik ve bir de çocuk var sözü üzerine Efendimiz ona nasihat et. Evet. Önce ayrıl demişti, ağzı evet, bozuk filan. Ona nasihat et. Eğer onda iyi bir gelişme görürsen buna devam et diye buyurdu. Evet. Yani hocam tabii bu eşler arasındaki bu merhaleleri anlatan ayet-i celile var. Evet. Yani diyor ilk önce nasihat edin. Fe'izuhunne. Fe'izuhunne. İlk önce onlara vaaz edin. Yani bu senin yaptığın, tabii ben bunu şunu söyleyeyim hocam şeyden ayete geçmeden önce. Evet. Bu effetsizlik olduğu zaman. Büyük bir şey olduğunda. Büyük bir şey olduğunda. Serkeşlik olduğunda. Yani böyle ufak tefek şeylerle değil yani. Evet. Yani bunlar boşanma aşamasına şeyler gelmiş. Yani artık neredeyse normal yemeği tuzlu yapmış, yatağı sermemiş ya da geç tabakları yapmış, geç yapmış, bu bunlar değil. Değil. Normal iffetsizlik olduğu zaman diyor onun cayması için, yuvayı kurtarmak için ilk önce büyük şey olursa, büyük şey olduğu zaman tavır gösterecek, ilk önce vaaz edecek. Ya bu senin yaptığın doğru değildir. Ya benim haklarımı çiğniyorsun. Bu Hazreti Resulullah'ın tasvip etmediği, Kur'an-ı Kerim'in tasvip etmediği, ilk önce ona nasihatta bulunacak. Evet. Gel ya bizim çoluk çocuğumuz dağılacak, yuvamız dağılacak. Bir konuşalım. Eksiğimiz nedir? Bir tartışalım. Ya bunu bir tatlıya bağlayalım babından, ona nasihatta bulunacak. Evet. İlk önce fe'izuhunne. Sonra fehcuruhunne fil vehcuruhunne fil mabaci. Eğer nasihat kar etmezse, nasihat kar etmezse, aslında nasihat en büyük şeydir. Kur'an-ı Kerim onunla başlıyor. El mer'atu s-saliha izâ nazarte ileyha sarratke. Çok güzel hocam ya. Saliha bir bayan. Eğer cenneti istiyorsa, cennete girmeyi istiyorsa, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak istiyorsa, Rabbul Alemin'in Firdevs cennetine girmek istiyorsa, beyine baktığı zaman beynin kalbine surur verecek, tebessüm edecek, birbirlerinin bu hayatın bütün sıkıntılarını ikisi birlikte göğüs gererek idame ettirendir diyor. El mer'atu s-saliha, bunu Peygamber Efendimiz ifade etmiş. Bu hadisi bir daha okur musun? El mer'atu s-saliha اِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهَا سَرَّتْكَ. اِذَا نَظَرْتَ, baktığında, baktığında eğer kalbine bir surur, bir mutluluk ya veriyorsa, hoş geldin, kapıda karşı... Firakı üzüntü verir hocam. Tabii. Bak bu durumun... Öyle. Ben bunu erkek için bayana baktığında, evet, bayan için de erkeğe baktığında, yani eşlerin birbirlerine bakıştıklarında, evet, her ikisi de bundan bir surur, evet, bir sevinç, bir kalplerinde bir muhabbet olursa bu saliha bir bayandır. اِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهَا سَرَّتْكَ. Evet. وَاِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ. Sen evet, evden çıktığın zaman evin efendisi olarak, evin beyi olarak, evin kaimi olarak evden ayrıldığın zaman rızıklarını temin etmek için, ev ihtiyaçlarını getirmek için evden ayrıldığın zaman eşin seni evinde de, evinde de seni muhafaza ediyorsa, iffetini muhafaza ediyorsa, nikahı düşmeyenleri içeri alamıyorsa, o saliha bir bayandır. O cennetlik bir bayandır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Hazreti Musa aleyhisselam, ala nebiyyina ve aleyhisselam, Hazreti Şuayb'in yanına giderken 10 sene hizmet etti. Neye hocam 10 sene hizmet etti? Mısır'dan çıktı Hazreti Musa aleyhisselam ve orada Hazreti Şuayb
Aleyhisselam'ın Medyen tarafına gidiyor. Orada Hazreti Şuayb'ın koyunlarına kuyudan su çekiyor. Ondan sonra dışarıda bekliyor. Kızları gidiyorlar Hazreti Şuayb'in yanına. Siz nasıl erken döndünüz? İşte böyle bir genç geldi, bize yardımcı oldu. Hele çağırın o genci. O genç Hazreti Musa'dır. Ona geldiği zaman dedi, ben sana meşakkat etmek isterim, istemem. Sen gelip burada bana hizmet edersen sana kızlarımdan bir tanesini veririm. Evet, kızlarımdan Hazreti Musa'yı istiyor. Ve Hazreti Musa iki şeyden dolayı 10 sene hizmet etti. Bir tanesi, اَفَّتَّمْشِي عَلَى اسْتِحْيَائِمْ. Kocasına karşı son derece edipli, terbiyeli, kocası ona baktığı zaman kalbine surur verecek. Haya vardır. Temşi ala istihyaen diyor. Hayalıdır. Ya bu bayanda olmazsa olmaz bir vasıf. Haya kadın, biz Osmanlı şeylerinde hep avrat deniyor. Avrat yani. Tamam mı? Avrat ne yani? Nedir? Yani dışarıya görülmeyen, sadece kocasına görünen, o şekilde vasıflanır. Onun için haya bir bayanda olmazsa olmaz. Fein etmem te aşran femine indik. Fein etmem te aşran femine indik. Aslında semaniye hicac. Semaniye hicac ama sonra diyor tamamlasan o 10 sene ve 10 sene orada hizmet ediyor. Haya sahibi, iffet sahibi. İki nedenden dolayı. İşte diyor ilk önce Kur'an-ı Kerim diyor vaaz edeceksiniz. Vaaz eğer vermezse, nasihatınız eğer etki vermezse o zaman vahcuruhunne, hecr yapın. Hecr nedir? Nedir? Yataklarınızı birbirinden ayırın. Ayrıyet. Yani öyle kızdığınızı gösterecek yani yatakları birbirinden ayırıp eğer bu merhaleye geldiğinizde bir fayda veriyorsa o zaman onu yapın ki kendi aslına dönmesi için eşiniz hatasından dönmesi için bu merhalelere başvurun. Ondan sonra o da fayda vermese fadribuhunne. Tabi darp elini kırmak değil. Peygamber Efendimiz hele yani bir hastanelik etmek değil. Hastanelik etmek değil. Yani sadece yine kızdığını göstermek için, bu hareketten hoşnut olmadığını göstermek için diyor böyle yani onun te'dib amacıyla. Yoksa normal. Hatta Peygamber Efendimiz diyor yüze vur. Ben yapmadım diyor. Evet, yüze vurmayacak. Evet. Yani bakıyorsun eşler arasındaki hocam böyle şeyler tokatların oluyor. Tokatların haddi hesabı yok. Hesabı yok. Göze, yüze. Peygamber Efendimiz sana ne yetmiş? Yani kimse başa vurmasın diyor yani öyle. Şimdi, ve bu o merhaleleri Kur'an-ı Kerim onu ifade etmiş. Hocam yüze vurmamak, şimdi diyoruz ki çocuk da çocuğun yüzüne vurmasın evet. Vesaire. Evet. Şimdi elinden öpsün benim oğlan Musab. Dörde giden tanıyorsun sen onu. Allah bağışlasın inşallah. Geldi dedi ki baba dedi çocuklar dedi birbiriyle okulda kavga ediyor. Dedi yüzlerine tokat atıyorlar dedi. Biz de evde hocam konuşulmuş, unutmuşuz tabii. Dedi ben de onlara söyledim dedi. Birbirinizin yüzüne vuramazsınız. Bu evet. Üçüncü sınıfta oluyor hocam. İlkokul evet. Üçüncü sınıfta. Dedim inşallah ders oldu onlara. Dedi olmadı dedi baba. Niye? Çocuk dedi. Dedi ki yav he. Çünkü çocuk evde görüyor hocam. Evde görüyor hocam. Evde görüyor. Ya da başka yerde azarlanmıyor mesela. Böyle yaptığı zaman mesela, ailesi onu uyarmıyor. Başka mesela. Yerde görülüyor. Evet. O çocuk da gördüğü şeyi uyguluyor. Evet. Zaten hocam iki konu sonraki konu da boşama konusunu işleyeceğiz. Oradaki bir hadis. Ben hadisleri okurken dikkatimi çekmişti. O hadisi de okumak isterim. Hani dediniz ya fa'izuhunne vehturuhunne. Boşanmaya doğru gidiyorlar. Evet. Herhangi bir kadın geçerli bir sebebi olmaksızın şer'an. Değil mi hocam buradaki şer'i olarak? Yani şer'i bir sebep şu hocam. Yani kadın şer'i sebebi kocası eğer nafakasını vermiyorsa, onu aç bırakıyorsa. Tamam. Aç bırakıyorsa, nafakasını temin etmiyorsa, evi terk etmişse koca, evle alakası yoksa o zaman bu şer'i bir sebep kadına. Kadının ayrılma sebebi. Evet. Herhangi bir kadın geçerli bir sebebi olmaksızın kocasından boşanma talep ederse cennetin kokusu ona haram olur. Evet, yani. Bu Davud talak. Ya.
Yani hiçbir sebep yok. Abghadul halali ilallahi teala attalak. Allah'ın sevmediği. Cenab-ı Allah'ın en sevmediği halal talaktır, boşanmadır. Yuvanın dağılmasıdır. Ailelerin hocam sadece boşanma olduğu zaman sadece karı koca değil, eşler arası adavet başlamıyor. Yani bunların sınırları da aileler arasında da hele hele çocuk olduğu zaman yani çocuklar dağılır. Bir kısmı annesinde kalır, bir kısmı babasında böyle yani yuva dağılır. Onun için Peygamber Efendimiz cennetin kokusunu bile alamaz. Çok geçerli bir sebebi olmayan bir bayan gidip mahkemeye keyfi olarak gidip başvurup kocasından boşanması, mahkemeye dava açması cennetin kokusunu alamaz. Geçerli bir sebebi yoksa. Yani hanımefendi eğer mahkemeye gidecekse ben bu adamdan bıktım artık bundan boşanmak istiyorum diyen bir kadın için şer'i bir sebep. Şer'i bir sebep değil. Bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Bu şer'i bir sebep değildir. Yani diyorum ki o kadının da o mahkemeye gidebilmesinin şer'i nedenini de bilmeden gidemez. Evet. Önce bir bilecek bu tamam mı değil mi yoksa kendi kafasından oluşturduğu sebeplerle mahkemeye gitme hakkının olmadığını bu hadis. Aynen öyle. Tabii erkek için de aynısı değil mi hocam? Bir de şey değil yani şimdi şu, yani normal yani ben artık arzu etmiyorum böyle yani keyfi şeylerle olmaz ki. Allah-u Teala bunun merhalelerini anlatmış. Hakem gönderin. Arayı bulun. Yani oradaki yani keyfi olarak ben hemen ben artık bundan müstahni oldum. Ben senden sıkıldım. Ben artık sıkıldım, ben ayrılacağım. Bir de Allah-u Teala bu şeyi, bu yetkiyi kocaya veriyor bu talak işini. Evet. Eğer geçerli bir sebebi yoksa kadının gidip şey yapması doğru değildir. Bunu şey konusunda yani. Hocam inşallah boşanma işleyelim. Konusunda boşanma inşallah. Konusunda işleyelim. Şöyle bir şey var. Der ki kitabımız Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anhum ecmain. Evet. Allah Resulü'nün eşleri olan kızlarına karşı. Evet. Onu üzdükleri düşüncesiyle. Hazreti Ayşe validemizle Hazreti Hafsa validemiz. Onu üzdükleri düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutumdan haberdar olan Hazreti Resulullah böyle yapmalarına engel olmuştur. Evet. Kızlarına çıkışmalarına çıkışmamaları. Dur hocam bir daha okuyayım. Yanlış okumuş olabilirim. Hatta Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nün eşleri olan kızlarına karşı onu üzdükleri gerekçesiyle zaman zaman takındıkları sert tutumdan haberdar olup kızlarına çıkışmalarına engel olmuştur. Evet. Yani onlar benim eşlerim, siz de babalarısınız. Evet. Bir tarafta da diyorsunuz ki tamam Resulullah'tır, onu kızmasın, incinmesinler diye kızlarına aman ha kızım, aman ha demelerine engel yani olmuştur. Gerçekten hocam yani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğimiz hakikaten örneğimiz, kıdvemiz, üsvemiz yani hayatın bütün alanlarında onun bir kıssası var, bir hissesi var Hazreti çok Resulullah. Çok fazla hocam ya. Yani Hazreti Aişe bitirince bir tane daha okuyacağım. Evet, Hazreti Aişe validemiz yine aileyle ilgili bayanlar oturmuşlar bir sıra gecesinde. Sıra gecesi. Medine-i Münevvere'de anlatıyorlar sıra hocam. Sıra gecesini Urfa'ya has falan bilirdik hocam. Ya, Medine'de de sıra gecesi. Medine'de de bir araya geliyorlar tamam. Bayanlar hocam. Ve orada işte anlatıyorlar bayanlar işte kocalarıyla olan ilişkilerini, adab-ı muaşerelerini anlatırken bir tanesi diyor işte kocam hiçbir zaman değneğini elinden indirmezdi. Ha bile beni döverdi diyor. Öbürü diyor ne yaptıysam eşime ne yapsam yaranamadım. Ne kadar yaranamadım. Yaranamadım. Bir kısmı böyle anlatırlar. Eşlerinin ahlakı. Bir tanesi ise o bayanların içerisinde bir tanesi ise eşini çok güzel anlatmış. Demek eşi ona iyi davranıyor. Eşim bana karşı bu şekildedir. Güler yüzlüdür. Eşim hiçbir zaman bir yere gittiği zaman beraber götürür beni. Bana zaman ayırır, vakit ayırır. Böyle anlatmış eşini. Sonra Hazreti Ayşe validemize demişler ki senin eşin nasıl sana karşı? Demiş ki bu bayanın anlattığı gibi. Yani bu son bayan
Dedi eşim bana iyi bütün hayatım. Ne mutlu onlara hocam ya. Evet. Bunu toplumda duyunca hocam seviniyoruz. Ben geçmiş yıllarda bir... Hatta Ummu Zar' hocam, lafınızı kesmeyin. İsmi de Ummu Zar' diyor. O... Ummu Zar' gibi. Ben, Resulullah bana Ummu Zar'ın kocası gibi. Kocası nasıl ona davranıyorsa bana da öyle davranıyor. Yıllar önce bir 70'li geçmiş bir hacı abiden duymuştum. Başka bir örneğim yok hocam. Bu duyduğum örnekten elimde başka bir örnek. Duyduğum başka bir örnek yok. Şöyle ifade etmişti. Şu ana kadar hanımım da ben birbirimize karşı 50 yıllık falan evliyiz, öyle bir şey demişti. Evet. Hiç sesimizi bile yükseltmedik. Ne mutlu onlara hocam. Yani bunun sayısının artmasını insan hocam toplumlarda görmek istiyor, sayısının artmasını istiyor. Seslerini birbirine yükseltmeyen, birbirlerine darılmayan, gönül koymayan, koymuşsa bile çabucak geçen. Hocam kitabımızda şu şey de anlatılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe'nin yine anlattığına göre ona diyor ki ben senin benden memnun olduğun ve bana kızdığın zamanı anlarım. Resulullah Hazreti Ayşe'ye söylüyor. Evet. Hazreti Ayşe bunu nasıl anladığını soruyor. Efendimiz ona benden memnun olduğunda hayır Muhammed'in Rabbi hakkı için olmaz dersin. Evet. Benden memnun bana kızdığında ise hayır İbrahim'in Rabbi hakkı için olmaz deriz. Evet, yani Peygamber Efendimiz diyor, güzel bir karinedir aslında bu. Eyvallah hocam. Yani yemin ettiğin zaman, benden razı olduğun zaman dersin, Muhammed'in Rabbine kasem ederim. Kasemi yemin ederim. Yemin edersin. Yani yüz ifadesinden Peygamber, o karineden, o sözünden, kızdığı zaman da İbrahim'in Rabbine kasem olsun derdi. Tabii evet. Hazreti Ayşe annemiz genç. Evet. Genç olunca hani insan biraz daha farklı olabiliyor. Hocam, aile kurabilmek kadar onu ayakta tutabilmek de önemlidir. Evet. Aile kurmak için çok çabalar sarf ediliyor. Evet. Kız ara, bul, masraf, giyel, git filan. Fakat yani son zamanlardaki boşanma, geçen bir müftü hocamıza ziyarete gitmiştim. Evet. Bana bir rakam söyledi hocam. Küsuratına kadar söyledi. Dedi ki boşanma rakamı şu rakama ulaşmış dedi. Kaç dedim? 244.287 gibi bir şey. Hocam dedim yani 244 bin falan küsurat bu kadar dedi yok. Özellikle ilgilendim diye dedi. Evet. Küsurat bir rakamına kadar dedi. Peşine gittim. Bu kadar insan. Dedi Vehbi Hafız biliyor musun dedi. Bu söylediğim rakam Bayburt, Iğdır ve Ardahan'ın nüfusuna eşit. Allah. Ayrılma hocam, boşanma. Yani hocam yani hakikaten 244 bin. Mesela şeyde özellikle mesela dergah medrese vakfında hocalarımız, seydalarımız orada bir fetva komisyonu var. Evet. Yani oradaki gelen vatandaşlar böyle sorularını soruyorlar fıkhi olarak. Allah oradaki hocalarımızdan da razı olsun. Amin. Yıllardır. Amin. Yıllardır içinde böyle. İçinde vaizlerimizin olduğu, emekli imamlarımızın olduğu. İbrahim hocamız yapıyor. Emekli başvaizimiz. Emekli başvaizimiz. Medrese hocalarımızın olduğu. Medrese yıllardan beri de devam eden güzel bir uygulama. Allah evet. Hepsinden razı olsun. Yani bu hemen hemen 25 sene, 30 sene oldu devam ediyor. Evet. Şu anda da iki tane şeyi var. İki tane... İki ciltlik kitabı basıldı. Bir tanesini gördüm hocam. Evet hocam. Yani günümüz şeylerine, meselelerine, o nevazil dediğimiz şeylere cevaplar aranmış. Ve orada fetva komisyonuna gelen müsteftilerin, fetva talebinde bulunanların hocam %90'ı hepsi talakla ilgili. Yüksek mi bu kadar hocam? %90'ı hocam gelenler, Allah bazen fetvalar oluyor hocam. Geliyor, diyor işte hocam, ya şimdi tartıştım. Basit şeylerden de tartışıyorlar küçük hocam. Küçük şeyler bazen. Evet. Ben... Boşadım onu. Boşadım eşimi. Bir çare ağrıyor. Yani o kadar, ya bunu bilmemek mi, artık hafife mi almak, yoksa artık ayrılma gerekçeleri mi daha fazla olmuş... Fetvaların %90'ı o müsteftilerin şeyi hep talak üzerine. Hocam basit şeylerden de. Basit müftülüğümüze şeyler... de geldiği için evet. Daha geçen biz ilçe il özel irşat programında ilçelere hı. gidiyoruz. Hı. Telefonda müftülüğe biri gelmiş beni arıyorlar. Evet. Buna benzer. Hani dediniz ya
boşamayı yapmış, hanımını boşamış, evet, gerçekten evliliği bitirecek şer'i sebeplerin olmadığını şuradan anlıyoruz. Öyle diyenlerin de, boşamayı yapanların da %90'ı fetva arıyor. Evet. Eğer gerçekten boşamayı, ayrılıklarını gerektirecek durumlar olsa herhalde fetva peşinde olmazlar. Zaten olmaz diyor, bir sefer bitirdik. Bitirdik. Ya hocam işte o esnada kızdım ben. Kızdım başka şey var. Kur'an-ı Kerim sana 3 merhaleyi veriyor sana. Evet. Onları yaptın sana mı? O 3 merhaleyi yap, ondan sonra eğer fayda vermezseler o 3 aşama, evet, ondan sonra boşa yok. Yani basit şeylerden böyle. Sen bunu yaptın, bunu yapmadın. Tamam mı? Babanın evine gideceksen ağaçta seni 3 talakla boşuyorum hemen. Yani talakı böyle yani hocam, sakız bu kendisi gibi. Üç tane o az önce konuştuğumuz aşamayı, evet, gerçekleştirdikten sonra, heh, sonraki ayet فَاِنْ خِفْتُمْ شِكَاكَ بَيْنِهِمَا فَبَعْتُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا, evet. Sonra üç aşamadan sonra bu hakem tayin edin. Diğerleri de sanki o şeyi tartışsınlar. Aralarındaki sıkıntı, sorunu bir baksınlar, ele alsınlar. Eğer gerçekten o yani bir aşama edilecek, daha gibi. Tabii. O cebredilmeyecekse, izale edilmeyecekse, giderilmeyecekse o zaman boşamaya başvurulur. Ya ama bu hiçbir tanesini yapmadan hemen işte isim, çocukların isminden bazen bu ben bu ismi istiyorum, öbürü bu şeyi bu ismi istiyor. Annen şunu dedi, evet, babam şunu yapmadı, evet, akrabaya gittik, evet, gitmedik, evet, az, evet, gittik, çok gittik, karışırsın, karışamazsın. Tartışırlar ve boşama oluyor hocam. Maalesef. Hocam, yaşadığımız toplum, yaşadığımız coğrafya, mahalle, köy, il, ilçe, oradaki yaşananlar, bunların hepsi aile hayatını etkiliyor. Kişinin anne babasından gördüğü, çevresinden, akrabasından gördüğü ve onu uygulamaya çalışırken, aynısını uygularken burada da sıkıntılar çıkıyor. Şu an günümüzde inşallah çözerler. Çok ciddi bir nafaka problemi var hocam. Evet. Meclise kadar intikal etti. Evet. 3 ay evli kalmışlar. 20 yıldır nafaka ödüyor. Yani hocam, tabii bu dikkatimizi çeken şu hocam, yani bilmiyorum. Yani özür dilerim yani, hocam. Hı. Kadını koruyalım derken şimdi, evet, birkaç yıldan beri uygulanan bir politika var. Hı. Kadın şiddet görmesin. Eyvallah. Hiçbir din, hiçbir ideoloji kadını şiddet görmesine razı, hı, gelmez. Hocam, kadını koruyalım derken, hı, bir şeyi, hı, unuttular gibime geldi hocam. Evet. Aileyi koruyalım derken onu, evet, unuttular. Evet. Ailede sıkıntı yaşayan kadını koruyalım dendi. Birkaç dakika yönetmenimiz birkaç da 3 dakika dedi hocam. 3 evet, dakikaya mesaj yani, olarak da. Hocam yani mesele şu, sıkıntı şu. Yani o ulul emrin şeyidir. Ben diyorum bir %99'u Müslüman, %95'i Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Yani Müslüman 20 senelik bir bu nafakayı alan Ayşe bacımız, Fatma bacımız, Zeynep bacımızdır değil mi hocam? Müslüman 5 vakit namazında niyazında olan ablalarımız, bacılarımız. Yani Allah'ın hükmü, Allah'ın hukuku, Peygamber Efendimiz'in hukuku, İslam'ın hukuku sana bu yetkiyi veriyor mu? Bırak yani yönetim, ulul emir versin, devlet normal şeylerinde bu hakkı versin bayana 20 senelik nafakayı. Peki sen bunu aldığın zaman yani için cız etmez mi? Demez misin ya bunu İslam bana kaç seneyi bu hakkı vermiş benim boşandığım kocadan bu nafakayı alabilirim. İslam sana 20 seneyi verir mi? Sen aldığın her para, her kuruş sana haramdır. Hocam şimdi yani, şöyle bir şey de var. Devlet ona şu şartla veriyor. Sen boşandın, evet, bir sıkıntı yaşamayasın, kimseye muhtaç olmayasın diye seni boşayan koca nafakanı versin. Evet. Ama diyor bir yere kadar bunu al. O yerde diyor evlenene kadar. Evet. Eğer evlenirsen artık o kocadan o nafakayı alma, kesiyor zaten devlet. Sonraki evlendiğin koca senin nafakanı karşılamakla mükellef. Evet. Bazen şu olay oluyor. Gidip bir başkasıyla evlenip ama resmi olarak yapmıyor. Yapmadığı için orada şey almaya da devam işte ediyor. Yani bu yani insanın yani bir İslami bir ülkede yaşıyoruz. Yani dediğim biraz peki İslam önce, hukukunda hocam İslam durum nasıldır? İslam bir adam oraki anlaşamadılar, hocam, boşandılar. Hocam İslam hukukunda
bir karı koca birbirinden ayrılsalar ve boşama gerçekleşirse, Müslüman bir kadın Allah'a inanıyorsa, Kur'an'a inanıyorsa, sünnet-i seniyeye inanıyorsa, İslam'ın hükümlerini kabul ediyorsa, benimsiyorsa, hocam kocası vefat etmişse 4 ay 10 gün iddet bekleyecek, onun şeyini alır. Tamam. Nefakasını alır. Boşanmışlarsa? Boşanmışlarsa hayata ise 3 ay hocam. 3 adet görecek. 3 adet görecek. O 3 adet çünkü bekliyor ya, evlenemiyor, bekleyecek, iddet bekleyecek. O 3 ayda nafaka alır, gerisinde nafaka alamaz hocam. Yani bir kadın 4-5 sene bekler, evlenmez yani. Şimdi devlet bu şeyi koymuşsa, yani ben diyorum bir Müslüman olarak bir hassasiyet göstermek lazım. Bu sana haramdır. Kur'an sana haram kılmış. Hazreti Resulullah haram kılmış sana. Senin bu parayı alman caiz değildir. Hocam bununla bitirsek olur mu? Sallallahu İnşallah bunlara gerek kalmaksızın aile huzurlu olur, aile dağılmaz. Boşanmaya, nafakaya bunlara gerek kalmaksızın birbirlerine seslerinin yükseltilmediği, birbirlerine baktıklarında o hadisle bitirelim hocam ya. El mer'atu s-saliha iza nazarta ileyha sarratke ve iza gıbta anha hafizatke. Baktığında saliha bir bayan, Allah ve Resulünün hoşnut olduğu, sevdiği bayan, ona baktığın zaman senin kalbine eğer bir surur veriyorsa, sevinç veriyorsa ve sen evde olmadığın zaman da senin döşeğini muhafaza ediyorsa, o en değerli varlık, en değerli nesnedir Cenab-ı Allah katında. Birbirlerine baktıklarında eşlerin huzur buldukları aileleri bizlere nasip eyle ya Rabbi diyerek bitirelim. Haftaya yine görüşmek üzere. Efendim Allah'a emanet olunuz.